24 Şubat sabahından beri bütün dünya Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yükselen bu siren seslerini dinliyor. Konvansiyonel savaşların bittiğini ve dünyanın savaşı gelişmemiş ülkelerin topraklarına ittiğini söyleyenler için büyük bir yıkım olan Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Metro istasyonlarına sığınan siviller, bombalanan şehirler ve savaşın yıkımından kaçmaya çalışanlar. Avrupa'nın yanı başında büyük bir yıkım yaşayan Ukrayna halkı ve istemedikleri bir savaşa sürüklenen Rus askerleri. Peki günlerdir dünyaya korku salan ve savaşın gerçekliklerini bütün insanlığın gözleri önüne seren Ukrayna savaşının ana aktörü Putin ne yapmak istiyor? Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Elimde olsa Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına engel olurdum diyen Putin'in, Rusya Federasyonu'nun sınırlarını, etki alanlarını Sovyetler Birliği etki alanlarına yaymak istediği bütün dünyanın malumu. Peki esas mesleği istihbaratçılık olan ve Rusya Federasyonu devlet başkanı olmadan önce adını kimsenin bilmediği bu adam nasıl oldu da dünya fenomeni oldu? Doğu Almanya, Dresden. 5 Aralık 1989. Berlin Duvarı'nın yıkılmasına sadece birkaç gün var. Tüm Doğu ülkelerinde başlayan rüzgar, o zamanki adıyla Demokratik Almanya'da çok sert esiyor. Yılların birikmiş öfkesiyle halk her gün sokaklarda. Protestolar ise yatışacak gibi değil. Doğu Alman gizli servisi Stasi binası ise göstericiler için nefretin en büyük objesi durumunda. Göstericilerin kontrol edilemez öfkesi Stasi binasının ele geçirilmesiyle sonuçlanıyor. 45 yıllık Demokratik Almanya efsanesinin çöküşü Stasi binasının işgaliyle başlıyor. Stasi'yi ele geçirmekle yetinmeyen kalabalıklar KGB binasında hedef alıyor. KGB binasının önündeki güvenlik görevlilerinin silahlarını bırakıp binaya sığınması ve Alman göstericilerin KGB binasına ilerleyişi 45 yıllık Demokratik Almanya efsanesini yıkarken belki de 23 yıllık bir Rus efsanesinin doğmasına sebep oluyordu. Alman göstericileri KGB binasının önünde karşılayan sarışın, soluk suratlı, orta boylu ve çelimsiz bir KGB subayı ağır Rus aksanlı Almancasıyla göstericilere dağılmalarını söyledi. Aksi takdirde kendilerine ateşle karşılık verilecekti. İşte bu genç KGB subayı gelecekte Rusya Federasyonu devlet başkanı olacaktı. İsmi ise Vladimir Vladimirovich Putin. Demokratik Almanya'da görev yapan bu genç KGB subayı tek bir sözüyle kalabalığı dağıtmış olsa da işin ciddiyetinin farkındaydı. Derhal Demokratik Almanya'daki Kızıl Ordu komutanını aradı. Kızıl Ordu komutanı Putin'e Moskova'dan emir gelmeden hareket edemeyiz dedi. Israrla komutanı arayan Putin günün sonunda komutandan Moskova'dan ses yok cevabını aldı. İşte bu cevap Vladimir Vladimirovich'in hayattaki en büyük travmalarından biri oldu. Bu cevap öyle bir travmaydı ki Putin bir kez daha Moskova'dan ses yok yanıtını almamak için Moskova'daki tek ses oldu. Putin belki de o gün kendisini ve ülkesini bir kez daha bu kadar aciz durumda görmemek için yemin etmişti. Bilinmez. Doğu Almanya görevi bittikten sonra Putin sırasıyla üniversitede hocalık, belediye başkan yardımcılığı ve kendisinden önceki devlet başkanı Boris Yeltsin'in yanında çeşitli görevlerde bulundu. Yeltsin'den sonra Rusya Federasyonu devlet başkanlığı koltuğuna oturan Putin, iktidarının 2036 yılına kadar devam etmesi için gerekli altyapıyı oluşturdu. Rus halkının %70'ten fazlasının desteğini alan Putin, devlet başkanı olarak girdiği birçok savaştan ve krizden başarıyla ayrıldı. Çeçenistan, Gürcistan, Kırım ve Suriye'de ne kadar acımasız olabileceğini bütün dünyaya kanıtlayan Putin, Rusya'nın sınırları yoktur diyecek kadar da cüretkar bir adam. Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Bu cüretini 2022 yılında Avrupa'nın yanı başında bulunan Ukrayna'yı işgal ederek bütün dünyaya kanıtlayan Vladimir Putin, Almanya'da yaşadıklarını şimdi kendi askerlerine Ukrayna'da yaşatıyor. Moskova'daki bütün muhalif sesleri bastıran, başarısızlığa tahammül edemeyen ve tehdit algısı gelişmediği için blöf yapmaktan çekinmeyen Putin'in Ukrayna'da nasıl bir strateji izleyeceği ve bundan sonra dünyayı nelerin beklediği ise merak konusu. Bir haftaya aşkın süredir devam eden savaşta birçok savaş uçağı, tank, hava savunma sistemi ve personel kaybeden Rusya, savaş için gerekli lojistik desteği ordusuna yükleniyor. Ukrayna sokaklarında mazotu bittiği için terk edilen Rus tankları,
Yiyecek ihtiyaçları karşılanmadığı için marketleri yağmalayan Rus askerleri ve görevden alınan Genelkurmay Başkanı Gerasimov. Moskova'dansa ses yok. Bakalım nükleer tehditlerin havada uçuştuğu ve ağır ekonomik yaptırımların peşi sıra geldiği savaş nereye doğru ilerleyecek? Bizlerin dileği ise savaşsız, huzurlu bir dünya.